Almayalım. Bizim burada büyük bir hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Türkiye büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. 80 yıllık demokrasi yani kuruldu, DF'nin gelişi değil mi, böyle çok partili sistem. Evet. Hatta buna işte demokrasinin şeyi diyorlar. Bu 80 yıllık süreç içerisinde ben Türkiye'deki bir takım fikirler ortaya çıktı. Mesela bir İslamcı parti ortaya çıktı. Milli Nizam'la ve Saadet çizgisiyle. Ortanın soluna dönüştü CHP, değil mi? Evet. Bu sosyal demokrat diyoruz ve MHP çıktı ortaya ve sağ merkez partiler çıktı. Bütün bunların tarihine baktığımızda şunu söylüyorum, Ekmelettin Bey'in ortaya çıkışıyla bütün bu partilerin omurgaları kırılmış, sıfırdan yeni bir hayat yazılmaya başlamıştır. CHP dünkü CHP değil, MHP dünkü MHP değil, bambaşka bir Türkiye'de kartlar yeniden karılıyor. Artık bundan sonra kimmiş yurtsever, kimmiş ihanet içinde, kimmiş gizli hesapların içinde, Türkiye halkı daha yakından ve daha içinden görüyor artık. Düne kadar işte kendilerine yakın diye hissettikleri bütün yalancı şey, bir takım insanların yalancı olduğu, ya Ekmelettin Bey ekranda bunu söylerken, ya Halk TV'de söylenenler beni utandırdı. Yok Ekmelettin Bey antoloji yapmış, antolojide Sait Faik'i de koymuş. Ya ne olmuş Sait Faik? Şimdi Uğur Dündar diyor ki Sait Faik dünya çapında da bir yazardır. Yani. Şimdi o taraflara da insanın canını sıkıyor. Sonra işte bunu da koymuş. Bak bunu diyorsa insanlıktan haberdar. Yani Uğur Dündar Bey'in edebi bilgisi çok zayıf, kusura bakmasın. Bir de bir adam yani üniversitelerin yapacağı, yayıncıların yapacağı bir şey, bir hikaye antolojisi. Oraya hazinesini koydu diye bu adamı şişirmek, parıldamak, pohpohlamak neyin nesi, ne alakası var? Bunlar saçma sapan şeyler. Yani bir kere hazinesini kendileri okusunlar. Yani ben şaşırdım kaldım. Benim yaşadığım hayal kırıklığı, benim yaşadığım yani yürüyemiyorum yolda. Yani Emin Çalışanlar, Uğur Dündarlar, bir takım insanlar, bir Ekmelettin eleştirisi yasağı var. MHP'nin geldiği durum bu. Böyle cız cız. Yani ben yolda yürüyemiyorum. Ben yani...